Olaks'a hoş geldiniz. Bugün konuğum Selin Geçit. Selin hoş geldin. Merhaba. Selin aslında çok uzun zamandır merak ettiğim birisi. Yani son zamanlarda çıkarttığı şarkılar olduğu için gündeme gelmesi daha kolay oldu konuşmamızın ama aslında böyle pandeminin ortalarından beri merakla takip ettiğim birisiydi. Şimdi yeni şarkılar olduğu için konuşacak çok şeyimiz var. O yüzden iyi ki geldin. Öncelikle İyi teşekkür ki ederim. çağırdınız. Ben teşekkür ederim. Şimdi biz Olak Ses'te nasıl başlıyoruz? Genelde sanatçılar konuşurken biraz işi böyle öncesinden alıyoruz. Kaseti başa sarıyorum diyorum ben ona. Küçüklüklerinde yaşadıkları müzikle ilk buluşmalarıyla alakalı bir anıdan başlıyoruz genelde. Selin ne zaman müzikle ilk tanıştı? Böyle bir hatıranda bir şey var mı? Bir şarkı dinlerken mi ben şarkı söylemek istedim dedin? Öyle bir anın varsa oradan başlayabiliriz konuşmaya. Tabii. Hatırlamam tabii tamamen mümkün değil ama videolar var. Babam hep gösterdi bana. Hatta geçen ay bayağı bulduk bu en bebeklik videolarımı ama asıl şeyden başladı. Ben doğmadan önce hala annemin karnındayken evde zaten hep babam müzik çalıp işte gitar çalıp şarkı söylermiş annemin karnına. Ve bana anlattıkları en özel anı diyebilirim. Hastaneye gitmeden bir gün önce işte babam yine annemin karnına gitar çalıyormuş falan. Bunlar bayağı sanırım Ah o çok enteresan. babam böyle şey diyor hep o küçüklüğünden beri biraz böyle manipüle ettim seni ama tatlı bir şekilde manipüle ettim dedi müzik dünyasına girmek için. Daha doğrusu o da küçükken ve gençken müzisyen olup tiyatroya girişmek istemişti fakat onun ailesi çok desteklememiş ve öyle olunca kızı olduğunu öğrenince proje burada başlasın gibi bir durum oldu galiba. Ama tabii ki de çok mutluyum böyle olduğu için. Ve şey bizdeki olan video babam beni annemle babam bir pusete koymuşlar ve o pusetin yanında da o zamanki işte hoparlörleri falan duruyordu koymuşlar oraya müzik çalıyordu ve çalan parça da Pink Floyd'un If parçasıydı. Ve hala şu güne kadar o parçayı dinlediğimde böyle içimde farklı bir duygu yaratıyor. Sanırım gerçekten küçüklükten beri kalan özel bir anı olabilir. Bu bayağı ama benim hatırlamadığım, daha çok şimdi bakıp izlediğim bir çocukluk anısı. Müziğimin başlangıcı diyebilirim. Ama asıl benim hatırladığım anılar herhalde 5 yaşımda hep böyle elimde mikrofon olarak bir şeyleri kullanıp dedeme yaptığım şarkı yarışmalarıydı. Şey yapıyordum, koltuğa oturtup dedemi jüri yapıyordum. Ben de işte Selin ve atıyorum Polly diye bir kız daha oluyordu. Biz de aramızda yarışıyorduk. İkisini de ben oynuyordum ama yarışıyorduk. Dedem de işte puanlayıp bize şey yapıyordu işte finalist budur diye benimle bir oyun yapıyordu. Ve hatta hep Bu böyle arada diğer kişi de sensin tabii değil mi? Doğru, diğer iki kişi benim. İki karakteri canlandırıyorsun. karakteri de ben Çok iyi. oynuyorum. Böyle bayağı bir tiyatro sergiliyormuşum dedemi. Dedem de çok çekti benden. Ama o da çok bu sanatın bir parçası. Yani onun sayesinde de çok tecrübem oldu böyle sahnede. Neyse hep böyle dedem işte Poli kazandı diyormuş. Ben orada bozuluyormuşum. Hayır Poli kazanamaz. Selin kazanacak bunu diye. Böyle sürekli böyle oyunlar oynatıyormuşum dedeme. Yani genel olarak böyle. Tabii 7-8 yaşımdan beri de babamla işte kayıtlara falan başlamıştık o Evet, zamanki onları sistemiyle. konuşacağım. Şimdi aslında Evet. senin pandemide fark etmemin sebebi şu. Ceyda arkadaşımın adı. Ceyda bana bir gün şey gönderdi. İşte yani pandemi zamanı işte herkes evde ve bir şeyler yapıyor filan. Hikmet dedi bir kız var babasıyla şarkı söylüyordu. Yani çok hoşuma gidiyordu sürekli. Keşke onu da görürsen işte Olak Ses röportajı yapsan dedi. Ben o zamana kadar aslında senden haberdar Vay değildim ve be. aslında sen şarkılarını çıkartmışsın. Yani bana gösterdiği şarkı In Control'du. Onun akustiğini söylüyorsun babanla. Tabii onunla başlayıp böyle ben kendimce geriye döndüğümde böyle bir hazineyle karşılaştım Ah, gerçekten de. teşekkür ederim. Hani o yüzden de aslında üretiminin daha öncesi olduğu için babanla olan videolarda sen YouTube'unda gördüm. Çok daha küçük zamanlardan, yaşın daha küçükken bunları çekmişsin. Evet. Aslında tabii burada ailenin de senin eğitimine katkısını biraz konuşmak lazım. Çünkü bilerek ve bilinçli bir şekilde senin aslında isteğinin bu yönde olduğunu düşünerek herhalde ailen sana bu alanda bir alan açmış ve sen burada eğitiminde bu alanda aldığını tahmin ediyorum. Sen oraya biraz daha yanıtlısın sanırsam. Şöyle, yani eğitim açısından o eğitim de ayrı fakat biz zaten ailecek 12 sene İngiltere'de yaşadık. Babam o zaman otelcilik dünyasındaydı ve iş dolayısıyla biz de oraya gittik ve sürekli oradaki işte farklı şehirlerde yaşadık diyebilirim. Sonra zaten 2010'da tekrar biz İstanbul'a döndük. Lise eğitimimi burada bitirdim.
Sonra evet üniversite dönemi başlayınca tekrar Londra'ya dönüp orada eğitimi başladık. Ya aslında hani tabii ki de çok güzeldi ve çok zevk aldım. Ama tabii Türkiye'de kalsam nasıl bir değişiklik, nasıl bir fark olurdu bilmiyorum. Onu bilmek zor çünkü nasıl olurdu tam şu an aklıma gelmiyor. Ama hem batılı ve hem buradaki o müziği ikisini sanırım harmanlaştırmamın kolaylığı şuradan geliyor. Tabii hep küçüklüğümde evde Türkçe konuşuldu. Evde Türkçe müzik dinledik. Babam hep Türkçe müzik açtı. Ama atıyorum okulda hep yabancı müzik dinledim falan. Böyle ikisi de böyle bir dünya içinde harmanlaştı gibi diyebilirim ve o açıdan güzel bir fırsatım oldu gibi anlatabilirim. İki dünyanın müziğini, kültürünü bir arada görüp bir arada dinleyip benim için çok güzeldi. O yüzden sanırım faydası ve güzel yanı bu diyebilirim. Aslında sen demin anlattın ya Polly ile Selin diye. Yani Evet. aslında bir Polly'yi de öyle büyütmüş Bir gibisin bir Poli ve yandan. Selin Çünkü öyle büyüdü. İngiltere'deki yani müzik zevki İngiltere zaten İngiltere müziği işte yani dünyadaki belki ikinci en büyük müzik akımı olabilir yani Amerika'dan kıyasladığın zaman. Hem çok farklı hem de çok zengin bir müzik kültürü olan bir Kesinlikle. ülke. Sen burada bu eğitimi hem de orada yaşayarak alman tabii ki de Türkiye'den kopmayarak bunu yapıyor olmak bir Tabii. anlamda gerçekten bir tane daha işte poli dediğin için poli kaldı bende artık. Bir kişi daha büyütmüş Poli gibi oluyorsun aslında ister istemez. Evet. Peki burada bu yani bu hayatı iki hayatı yürüttün ama sen sonra galiba lisedensin. Üniversitede orada yüksek öğretimini tamamladın diye okudum seninle ilgili internetteki bilgilerde. Şarkı yazma kısmı yani şarkı üretme oraya geldiğimizde yani bu eğitimler oldu sen müzikten çok keyif alıyorsun. Evet. Belki amatör bir istekle yapıyorsun ama yüksek yani üniversite eğitiminden sonra mı müzik yapmayı profesyonel olarak karar verdin? Şarkı yazma kısmı hep var mıydı hayatında veyahut da ona nasıl başladın? Şöyle, müzikte aslında yola çıktığım günden beri şarkı yazma konusunda babam hep zaten çok ısrar ediyordu. Yani ailede hep bu konu vardı. Hele zaten biliyorsunuz babam bu konu müzik konusunda bana çok mentorluk, destek ve zaten babam sayesinde gerçekten buralara gelebildim. Ve çok desteği oldu ve o yüzden hep o da böyle hayatımda işte şarkı yazsan, beste yapsan çok daha yetenekli, çok daha başarılı, çok daha güzel yerlere ulaşacaksın diye sürekli tepemde durduğu için bir yerden sonra o da kazıldı beynime. Yani şöyle şarkı söylemeyi birçok insan çok iyi beceriyor ve çok güzel yapan insanlar var. Fakat şarkı yazman, bunları babam diyor, şarkı yazman çok önemli ve seni her konuyla daha farklı bir yere koyabilir dedi. Yani şöyle tabii ki de çok güzel şarkı söyleyen insanlar var. Bunu böyle de bir kariyer yapanlar var ama şarkı yazmak bir tık daha seni bir seçkin müzisyen yapacak dedi. Ve ben Kendi de eserin. Her şeyden önemlisi kendi evet, eserin. Yani çok kesinlikle. açık. Ve onu bana dedikten sonra yani seni çok seçkin bir müzisyen yapabilir dedikten sonra ben de sanırım o düşünceyle yola çıktım ve hala tabii kendimi geliştirmeye çalışıyorum bu konuda. Ama yani ilk şarkımı hatırlıyorum böyle 7 yaşındayken o zaman işte O kadar küçük yani. Çok yani iyi. tabii böyle 4-5'ken böyle I am very happy diye böyle tatlı şarkılarım vardı ama asıl ilk böyle hatırladığım şarkı Sunshine diye bir parça yazmışım. Böyle anneme babama oturtup gitarla böyle 4 akorlu bayağı nakaratlı köprülü böyle inişli Bayağı şarkı çıkışlı yapmışsın bir yani. şarkı yapmıştım. Sanırım Çok ilk güzel. orada babam da zaten anladı tamam. Beste yazma hikayesi burada başlıyor dedirtmiş olabilirim ona ve onunla beraber zaten hep işte şarkı yazmanın ne kadar önemli olduğunu hep bana söyledi. Böyle ve sanırım ben de onun ne kadar önemli olduğunu anlayıp hala kendimi geliştirmeye çalışıyorum bu alanda. Tabii şimdi yani herhalde çocukluğunda yazdığın şarkılar da işte ergenliğin ve yetişkinin zamandaki yaptıkları arasında mutlaka ki duygusal olarak da farklar vardır ama kendini burada böyle geliştirirken veyahut da bu bir gelişen bir şey mi bilmiyorum. Yani ben yazmasını bilmediğim için sadece yorumlayabilen taraftayım en azından. Daha yazdıkça daha iyileşen bir yanı var mı? Kendinde öyle bir gelişim gördün mü? Veyahut da şimdi biz senden belki 8-10 tane şarkı var şu ana kadar yayınladın ama belki de duymadığımız yüzlercesi var şu an senin defterlerinde kayıtlı. Orada kendindeki gelişimi nasıl görüyorsun? Yani neler dinliyorsun? Veyahut da oradan da başlayabiliriz istersen. Nasıl istersen. Ya aslında şey çok tabii yaşla beraber işte konum olarak olduğum yer işte olduğun arkadaşlar, aile hepsinin bir müzik tarzında bir katkısı oluyor ve tabii ki de radyodadır, Spotify'da, Apple Music'te, YouTube'da neler
gündemdeyse insan onları da, yani o zaman ne gündemdeyse onları doğal Onları olarak dinliyorsun. dinliyordum. Tabii. Ya özet olarak küçüklüğümde çok işte babamın evde Santana, Pink Floyd, Van Morrison, Stevie Wonder çaldığı günleri çok iyi hatırlıyorum. Hala da çok bunlar evde mevcut. Benim de tabii o 10-11 yaşlarda işte Britney Spears, Christina Aguilera, işte Rihanna, Miley Cyrus böyle pop dünyasına girdiğim günleri de hatırlıyorum. Tabii daha böyle olgunlaştığımda üniversiteye girerken işte daha caz, R&B, soul, işte Amy Winehouse, Ella Fitzgerald, Nina Simone bu isimlere daha çok yanaştığımı fark ettim. Ya dediğim gibi yani hem üniversitenin bir katkısı oldu hem ailede bir şey oldu ve genel büyüdükçe farklı böyle yani müzik bir resimse hani ben de bu resmi çizmek istiyorsam büyüdükçe bu paletimdeki renkler arttı diyebilirim ve bu paletteki Tabii. renkler de arttıkça yapabildiğim resim çeşitleri de arttı ve bu metafor yani analojiyi de şey gibi bakabiliriz. Yani yazdığım şarkıların hisleri, duyguları da değişiyor. Aynı zamanda ses tekniği, yeni bir ses teknik öğrenince bu da şarkı yazmamı etkiliyor. Ve genelde aslında şarkı yazarken de tabii ki ergen olanları çok saymıyorum o zaman. Hani hep böyle işte bu çocuktan hoşlandım. Yok hayatta bugün bu oldu. Bundan mutsuzum, bundan mutluyum gibi şeyler hep vardı. Da şimdi daha böyle sanırım şarkı yazmak gerçekten biraz hani tabii bununla kıyaslanamaz ama böyle nasıl diyeyim duygularını birazcık daha dıştan bakmaya öğreniyorsun. Mesela tabii ben çok da bilgili değilim bu konuda ama aşk konusunu alalım. Belki şarkı yazmayan biri aşka daha işte romantik, tutuk, işte tutulmuş, sırılsıklam aşık olur ya bazı insanlara. Bu ne güzel bir duygu. Keşke bunu yaşayabilseydim diyorum. Ama sanırım o kadar çok biz şarkı yazarken duygularımıza kapanıp düşündüğümüz için biraz böyle artık mekanik demeyeyim de biraz böyle şey gibi olmaya başlıyor. Tamam şimdi bugünkü konu bu. Evet aşkla ilgili üzgünüm ama niye üzgünüm? Ne üzdü beni? Bu kişi ne yaptı? İşte o kadar çok düşünmeye başlıyorsun ki farklı böyle Başka yaşadıklarını. bir açıdan bakıyorsun tabii. Evet. Aslında söylediğin Evet şey, evet kesinlikle. anlayabiliyorum de söylediğin Evet şeyi. her işte şarkı yazdıkça başka bir açıdan bakmayı öğreniyorsun ve biraz böyle sistemleşmeye başlıyor. Tabii ki de yine de o duygu orada, o hisler orada. Ama daha böyle uzaktan bakınca sanırım yaşla büyüdükçe daha da uzaktan bakabiliyorsun ve şarkılarda belki o olgunluk mu denir ya da farklılık mı denir bence yansıyor gibi mi geliyor. Tabii her sanatçı Tabii için de aslında farklı. evet herkes için bu değişen bir Evet. matematik demeyeceğim ama kurgu belki ama tabii kendi şarkını yazman da galiba bence oradaki güzelliği bu. O yüzden en iyi Kesinlikle. sen anlatıyorsun ve sen söylüyorsun tabii ki de Tabii bu ki çok de. açık. Şarkında biraz İngilizce de kullandığın için bu Türkçe İngilizce sentezi diyeyim. Bunu şarkında iyi aktarabiliyorsun. Bununla alakalı yani sen daha iyi anlatırsın nasıl şarkı yaparken bunu kullandığını veyahut da belki orada bir bakışın ve stratejin vardır. Sen bunu bize anlatsan daha doğru olur. Şöyle bu konuyla ilgili hem çok eleştiriliyorum hem de çok takdir ediliyorum. Ama kendi çıkış noktamdan ben biraz bahsedeyim. Yani ilk yine müzikle ilgili bir yolculuk kurguladığım zaman babam da bir konu üstünde çok ısrar etmişti bana ya daha doğrusu hep anlatırdı. Hep şey söylerdi bana. Çok popüler şarkıların 1970'lerde Türkçe'ye çevrilip Ajda Pekkan gibi güzel ses taraflarından söylediğini ve o dönem ortaya çıkan bir tarzın ne kadar etkili ve tutulduğunu söylemişti. Yani bu eski parçaları Ajda alıp kendi nasıl diyeyim yorumuyla Türkçeleştirip bayağı farklı bir etki yarattı Türkiye'de ve bunu çok yapan başka sanatçı da vardı ama en çok şu an Ajda Pekkan bunu O dönemin en çok bu o şarkıları dönemin yayınlayan en kişi, o çok bestelerde bu şarkıları evet. yapan kişi Ajda Pekkan dediğin gibi doğru. Aynen öyle. Ve bunu hep babam bana anlatırdı ve sanırım o benim aynısını yabancı parça, aynısını Türkçe parçaları alıp tamamen İngilizce yapmamı istiyordu. Fakat tam öyle olmadı. Birazcık ortasını buldum diyebilirim. Biz böyle pandemi döneminde IGTV videolar çok koymaya başladık ve ilk sanırım Türkçe İngilizce yaptım anlamazdın da aile dikmenden. Onu yapmıştık ve bir deneyeyim dedim. Hani bir zaten onun altyapısı da bir o da sanırım bu arada bir batılı bir parçadan geliyor. O da aynısını yapmış ve ben de yine üstüne bir İngilizce yapayım dedim ve çok güzel bir şey ortaya çıktı. Çünkü şeyi fark ettim. Benim işte İngiltere'deki arkadaşlarım ve yani
Batılı'daki olan arkadaşlarım da dinlemeye başladı. Normalde belki hani bakarsın, Türkçe okey deyip geçerler. Çünkü bilmiyorum, insanlar tamamen o dili anlamayınca ne kadar da güzel olsa o kadar da ilgilerini çekmeyebilir. Olabilir. Ama bu İngilizceye katınca nedense, yani aslında şaşırmadım. Onlar da senin işte bilmem ne, bunu dinledik çıkamıyoruz bir videodan, çok iyi. Ne dediğini anlamıyorum yarısında ama çok güzel falan. Zaten melodilerin, yani şarkıdaki melodilerin kendileri çok iyi olduğu için ister istemez onlar akılda kalıyor. Çekiyor. Doğru. Evet, ve bu yani Batı'daki arkadaşlarımın da bu Türkçe parçaları dinleyip sevip paylaşıp ve yorumlarını duymak bana çok, yani çok gurur verici bir his ve bilmiyorum, çok güzel oluyor. Yani çok sanırım bu konuda, nasıl diyeyim, kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum ve böyle de benim de biraz tarzım aslında böyle başladı. Çünkü gidip gelden önce aslında biz coverları başladık babamla, Türkçe, Evet, İngilizce, doğru. ve onun ilhamıyla beraber gidip gel birazcık daha kolay ortaya çıktı. Ve böylece de yarım yarım yapınca bir etki yarattığını fark ettim ve bu beni çok, yani şey, çok tatmin ediyor gerçekten. Yabancı arkadaşlarımın bu Türkçe parçaları dinleyip beğenip ve yaymaları. Çünkü hani bu da şeyi gösteriyor gerçekten, bu yani iki dünyayı da bir türlü harmanlaştırıp hem Batılılar bizim Türk müziği duyabiliyorlar, hem burada da daha çok işte o Batı soundları duyabiliyorlar ve bu iki dünyayı böyle bir yapmak çok, benim de çok hoşuma Yani gidiyor. aslında tabii evrensel bir şey müzik ve o yüzden sen bence o evrenselliği bu dille ve bu beste yapısıyla bence gerçekten de iyi harmanlıyorsun. Kesinlikle. Buradan gidip gele bağlayabiliriz. Evet, Gidip evet. gel ile ilgili konuşmak istiyorum. İlk Türkiye'deki yayınladığın Türkçe şarkının Gidip Gel. Önce bu şarkı nasıl karar verdiğini bir konuşalım. Şarkının çıkış sürecini biraz anlatalım. Daha sonra diğer personelle ilgili konuşmak istediğim şeyler var. Ben bu şarkıyı ilk Ocak 2021, yani şarkıyı Ekim'de çıktıysa ben Ocak 2021'de o sıra Londra'daydım ve orada bazı müzisyen arkadaşlarımla görüşmek için, müzik yapmak için biraz orada kalıyordum. Ve çok böyle nostaljik bir dönemime denk geldi. Çünkü her yer kapalıydı orada. Hiçbir yer açık değildi Evet, sadece. Londra'dan gelmiş olman da mucize diyecektim. Çünkü Evet, gelemeyen evet. arkadaşlarım var o dönemde Türkiye'ye. Daha Kalmışlar da hikaye orada. uzuyor. Zaten pandemi 2019'da resmi olarak anons edildiği zaman hemen zaten dönmüştüm ben. Ve o süreç bayağı, ben zaten... 2020'nin başta, 2019'un sonları Evet, herhalde. Doğru evet, söylüyorsun. evet, evet. Ondan işte bir sene sonra ben Londra'ya gelmiştim ve orada bütün anılarımın içinde bulunduğum bir dönem ve çok nostaljik bir dönem olduğu için gidip geli de aslında ilk defa bir tren yolculuğunda yazdım diyebilirim. Hatta garip bir şekilde bir yabancı şarkı çalıyordu, Fransızca bir şarkı çalıyordu ve o Fransızca şarkının melodisi ve o ritmi çok hoşuma gitmişti. Böyle dere dere gibi bir şey vardı başında ve onu dinlediğimde nedense bir anda gidip gel sözü aklıma takıldı. Belki o trendeki o gidip gel hareketinden de olabilir. Sonra bir anda o yabancı parçanın arkadaki melodisiyle ilham alıp böyle bir anda trende, işte telefonda da ilk kaydı işte, gidip 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 gel diye böyle bir şey mırıldanmaya İlk demosu böyle başlamıştım. ortaya çıktı şarkının. İlk demosu hatta böyle gidip 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 gel diye Bayağı telefonuma kaydetmişim nakarat onu. gelmiş yani. Bayağı nakarat orada gelmişti. Sonra ben onu bir kenara koydum. Bayağı bakmadım 2-3 hafta. Geldi benim Londra'dan İstanbul'a dönüşüm. Ben tabii o zaman karantina olayı vardı. Ben ama tahmin etmedim, böyle bir şey başıma gelmez ki falan dedim böyle. Ve böyle birkaç arkadaşıma sordum. Onlar da benden önce dönmüşlerdi. Bir şey olmadı, hiç sorun olmaz falan dediler. İyi, süper. PCR yaptık. Her şey güzel, negatif. Dönüş yolu dedik. Geçemedim. Orada Londra'dan geliyorsunuz, geçemezsiniz diye bir olay yaşandı. Bayağı bu benim için böyle, yani bir Kaldın orada korkunçtu yani. biraz. Kaldım orada. Hiç beklemedim. Ben kendimi belki bunun için hazırlasaydım bu kadar böyle tepki göstermezdim ama çok üzülmüştüm orada Tabii kaldım diye. beklemediğin bir şey, doğru Evet, bir de söylüyorsun. saat böyle 3 olmuş. Bizi işte 6'lara kadar havalimanında beklettiler falan. En sonunda Maltepe'de bir yurda götürdüler bizi grup olarak. Ve 10 gün orada karantinaya Ha, kapandık. sen tabii Türkiye'ye uçtun geldin. Türkiye'de karantinaya girdin değil mi? Evet. Öyle de doğru. Evet, Evet, evet. tamam, şimdi hatırladım. O dönem öyle bir şey var, doğru Evet, söylüyorsun. evet Orada öyle bir... bekliyorlardı. Sonra herkes Evet, evine evet. yurduna gidiyordu. Aynen, hepimizi götürdüler ve ilk, tabii ilk gün çok koydu. Çok üzüldüm, çok içe kapandım ve sanki dünyanın en felaket şeymiş gibi biraz, bence de biraz, yani biraz şımarıktı bu. Böyle davranmama gerek yoktu şimdi bakınca. Ama ikinci gün böyle bir kendime geldim, toparladım ve şey dedim, madem 10 gün buradayım,
Oturup gerçekten odadan çıkamıyorum. Oturup ben burada deli gibi şarkı yazacağım ve beste yapacağım. Pozitif bir şekilde bir fırsata dönüştürmek istedim bunu. O, aileler de şey getirebiliyorlar işte yemektir, şudur, kıyafet O falan. kadar da kapalı bir yer Evet, o değilsin en kadar azından. değil. Hani Yani şey, birazcık da olsa görüşüyorsun tabii. evet, ziyaret edip bize bir şeyler getirebiliyordu ailelerimiz. Benim de annem babam bana işte klavyemi getiren, midi klavyemi. Hatta bak, tam bunu bana gönderdiler. Bu geldi. Bununla şarkı ediyorum. Bunu gönderdiler. Bu zaten hemen bilgisayara girişi olan bir alet. Onunla da yanına da küçük bir USB mikrofonum. Onu da gönderdiler. Oturdum. Gidip gele bitirdim. İlk oturdum bir baktım böyle bir şey yaptığımı hatırladım. Sonra bir anda bitti. Onlardan bir iki üç tane daha bitirdim. Demo tabii hiç öyle şey final seviyeye gelmedi ama böyle küçük bir 10 gün şarkı yazma kampı gibi oldu ve şimdi geri dönünce biraz da mutlu ediyor beni yani iyi ki de olmuş diyorum. Yani tabii evet, yani senin sonuçta ilk çıkış çok önemli bir şey bence. Hani Kesinlikle. her zaman ilk çıkışta insan o şeyi yakalayamıyor olabilir. Bunun böyle bir matematiği yok ama sen bence insanları, zaten seni takip eden insanlar vardı Evet. sosyal medyanda. Ama bu şarkı Selin'in ne yaptığını veya ne yapacağını gösterebilecek kapasite ve zenginlikte bir şarkı. O yüzden de Evet. önemli bir şey bence. Kesinlikle. Şimdi buradan şeye geleceğim. Tabii sen bu şarkıyı çıkarttıktan sonra artık tabii muhtemelen bu yolda bir şeyler yapmaya başlıyorsun. Yani bu senin artık bir şeyler üretmenin de bir başlangıcı diye tahmin ediyorum. Yani en Evet. azından Türkiye'de şarkı yayınlamak için. Ama sen bir yandan da aslında yabancı şarkıların var ve sen aslında bir dans müziği üstünde de bu çok Türkiye'de olan bir şey de, o yüzden bu ilgimi çekiyor bir yandan da. Sonuçta İngilizce vokalli ve gayet hani club müziği yapmak çok da böyle o ahengi yakalamak mı dersin? O melodiyle o sözleri uydurmak çok da bana herkesin yapabileceği bir şey gibi gelmiyor ve senin aslında bu alanda bir sürü de şarkın var. Biri de Mahmut Orhan'la beraber. Burayı nasıl, yani işte deminki söylediğimiz Podi. Bu tarafı nasıl götürüyorsun? Bu da çünkü sanki senin şu anki müzik kariyerinde paralelde ilerleyen bir taraflardan bir tanesi de bu diye anlıyorum. Eğer şeyse sen düzelt tabii. Yo doğru yani hani doğal olarak hani sürekli işte İngiltere'de oturduğumuz dönemler hani İngilizce müzik de çok etrafımda olduğu için eğitim de İngilizce olduğu için hani doğal olarak oradaki gördüğümüz müzik eğitimi de yabancıydı ve ben küçüklüğümde de hani hem Türkçe müzik hem de yabancı müziği dinlediğim için ister istemez bu da DNA'mı işlemiş ve Tabii. aslında dans müziği ben pandemiyle beraber bir aşka çevirdim diyebilirim. Burada işte yani hepimiz evlere kapanıyorduk ve o sıralar herkes dijital Zoom, herkes hani gerçekten kafaya takan insanlar hani bunu işte yüz yüze de yapabiliyorsak Zoom'dan da yaparız, Discord'dan da yaparız diyen insanlar çok oldu ve çok güzel yürüdü. Çünkü bir dönem sürekli hem bir de sosyal medyadan çok iletişimde kaldığımız için birbirimizle çok böyle yabancı DJ'lerden işte Türkiye'deki DJ'lerden bir sürü altyapılar geldi bana ve yani sürekli zaten konuştuğum insanlar da vardı. Onlardan da geldi. Hani zaten şey olur ya bir tane bir şey olur sonra bir tane daha olur sonra bir tane Arkası olur. geliyor Böyle sonrasında. bir güzel bir şey oldu ve o dönem Mahmut'la da beraber çalışıyorduk zaten sık sık. İşte In Control'da öyle çıktı. O da bir pandemide oluşan bir şarkı diyebiliriz. Onun üstüne işte şimdi zaten çıkmış olan birkaç tane EDM parçam da hepsi gerçekten Doğru. pandemide yazılıp sonradan işte kaydedilip ve yeni yeni hala birkaç tane daha çıkmadı. Böyle bir şey oluştu ve ben yani çok zevk alıyorum böyle elektronik altyapıların üstünde. Yani çünkü şeyi hayal ediyorsun insanlar buna dans edecek. Nasıl biz de dans etmeyi seviyorsak o dans heyecanı yaratmak için bunun üstüne de söz, melodi, beste yapabilmek çok güzel bir his ve yani insanları da dans ettireceğimi bildiğim için çok yani çok hoşuma gidiyordu. Bir ara böyle tak 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 sürekli topline'lar yapıyordum. Dedim bayağı hoşuma gidiyor ve pandemi çok eğlenceli geçti aslında. Yani ben Bunlardan istediğim buradan devam et yani. Umarım böyle bir yolda ilerliyorsundur, yani sırf bunlara kalmıyordur. yok zaten bunların üstüne bir sürü şey hani hem bu EDM'lerle beraber benim İngiltere'deki birkaç arkadaşımla yaptığım kendi full bestelerim de var. Hani hep böyle bir git gel halinde full çalıştık vallahi pandemi döneminde. Çok Süper. zevkliydi. Daha o zaman gelecek şarkılar var diye anlıyorum bu durumda. Hani Evet. Selin'in bu tarafında görecek olanlar için en azından bu videoyu izleyenler duysunlar. Evet, kesinlikle. Yeni şarkı da gelecek galiba, yolda diye anlıyorum. Evet, hepsi geliyor. Yavaş yavaş hepsi geliyor. Şimdi tabii geçen yaz konserler nihayet başlayabildiği için, pandemide bir önceki yaz maalesef yoktu, konser kısmı biraz sıkıntılıydı. Sen tabii Sertab'la aynı sahneye paylaştın. Ben bunun da önemli bir
adım olduğunu düşünüyorum kariyerinle alakalı. O yüzden oradaki heyecanını merak ettiğim için bu soruyu sormak istedim. Yani Sertab'ın seninle tanışması ve hani oradaki ilişkinin daha da büyüyerek sonuçta Harbiye'deki açık hava sahnesinde konserde o kalabalığa çıkmak bence çok büyük bir şey. Yani şu an ben kendim düşünce çok bana heyecanlı geliyor. Şarkı söylemek nasıldır kim bilir. Bu ilişkinin başlaması ve hani senin o sahnede yer alman sana hissettirdiği duyguları merak ediyorum. Bu soruyu o yüzden sormak istedim. Tabii. Biz Sertab'la 2019'un sonunda tanıştık. Tam böyle İstanbul'a dönüyorum haberi geldikten sonra Aralık 2019'da biz ilk böyle yazışmalarımızı o zaman yaşamıştık Sertab'la. Ve o zamandan beri pandemide hiç görüşemedik ve hani yüz yüze tanışamadık ama sürekli iletişim halindeydik. İşte bazı projeler üstünde müzikler, paylaşmalar falan sürekli böyle konuşuyorduk. Ve işte o konserler yavaş yavaş başlayınca ve işte konuşuyorduk ve o da dedi ki hani benimle Harbiye'de çıkmak ister misin? Ben de tabii ki dedim, çok güzel yani, ne güzel çıkalım. Kim Yani gerçek istemez? yani çok güzeldi. Çok da mutluyum. Çok da yani teşekkür ediyorum Sertab'a. Çünkü yani bence Türkiye'deki en iyi sesler, en iyi müzisyenlerden biri gerçekten Sertab. Ve bunu ailemde zaten hep küçüklüğümden beri dedem hep şey her yaz Sertab'ın çıkan yeni albümünü alırdı ve ben o zaman ezberlerdim sürekli o arabada şarkıları. O yüzden böyle mükemmel bir sanatçıyla beraber sahneyi paylaşmak çok gurur verici ve çok çok mutlu etti beni o Evet, bir de yüzden. çok büyük bir şey. Yani Sertab gibi çok büyük bir isim. Yani yeni bu işlere başlayan bir ismi sahnesine alması, onunla bu işi yani bir anlamda yardımcı oluyor olması. Yani çok bu sektörde çok olabilecek şeyler değil. Yani kolay işler değil bu konular. O yüzden ben çok değerli buluyorum böyle bir şey yapabilmiş olmasını. Çok heyecan verici bence de. Bir dinleyici tarafından bunu söylüyorum. Evet, çok çok güzel bir his. Şimdi de onunla beraber turnesinin son Ankara konserine vereceğiz 19 Mart'ta. Çok zevk Süper. alıyorum yani Sertab'la beraber böyle bir güzel bir projede dahil olmak ve onunla beraber müzik yapabilmek gerçekten çok beni çok mutlu ediyor. İnşallah daha devamı gelir. Belki beraber Umarım. şarkı söylersiniz bir gün. Bu da bir dilek olsun. Buradan söylemiş olayım. Şimdi tabii aslında yakın zamanda yani geçtiğimiz hafta bunu yayınladığımızda belki birkaç hafta olmuş olacak ama Give and Take'de Gidip Gelin aslında İngilizcesi. O da bu senenin başına çıktı. Dinlemiyorsunuz. Gidip dinleyin. Asi'den konuşmak istiyorum. Çünkü Asi bence yani gerçekten de senin ne yapabileceğini gösteren bir şarkı gibi geliyor. Ve bu şarkıda tek başına da değilsin. Önemli söz müzik yapan insanlarla bir aradasın. Onur Özdemir, Evet, Umur evet. Doma, Ozan Bayraş'a. O şarkının ortaya çıkışı ve yani Selin'i şu an daha çok duyacağımızı hissettiren şarkıyı birazcık da sen anlat istiyorum. Tabii. Evet, biz bu parçayı yine bir pandemi pandemi sihri diyebiliriz. Yine böyle bir gün Ozan'ın stüdyosundaydık. İşte Onur da geldi, Umur da geldi ve dördümüz böyle otururken hani nasıl bir şey yapalım, nasıl bir şey yazalım diye düşünüyorduk. Ben de o aralar Weekend'i çok dinliyordum. Ve nedense böyle hep beni şey çok çekiyor. Şarkılarda böyle 6-8 time signature'lı şarkılar oluyor işte 1-2-3, 1-2-3 ya da 1-2-3-4-5-6, 1-2-3-4-5. Böyle bu tempo, bu 1-2-3, 1-2-3 tempo beni hep çok çekti. İşte Ozan orada aranjeye başladı. Biz işte Onur ve Umur'la beraber işte sözler düşündük, melodiler düşündük. İşte İngilizce nasıl bir şey yazabilirim onu düşündüm, konsepti düşündük. Baya böyle bir fikir olan bir hikayeyi kocaman bir projeye çevirdik ve böyle bir beste çıktı ve gerçekten şu an geri dönüp bakınca çok güzel bir his. Hani fikir olan bir şeyi sadece öyle başlayıp bir anda böyle videolu işte full bitmiş halini görmek uzaktan çok gurur verici bir şey. Tabi bu arada bu söylediğin şey orada başlayıp yani o gün olan bir şey galiba. Hani devam birkaç gün sonra çalışmışsınızdır belki sonrasında ama orada galiba çatısı oluşmuş diye anlıyorum o Evet, gün bir evet. araya geldiğinizde. O gün o yani o ana çalıştığımız gün orada proje böyle Her şey ortaya çıktı. doğdu diyebilirim. İlk orada doğdu Çok iyi. proje. Sonra bir sene geçti üstünden ama yine işte canlandırınca projeyi böyle bir şey oldu ve çok mutluyuz, çok da güzel oldu, çok da heyecanlıyız. Ve çok güzel bir ekip gerçekten. Onur ve Ozan ve Umur'la çalışabilmek benim için de çok büyük bir mutluluk. Yani bir araya gelip bir şey yapmak aslında kolay da bir şey değil. Yani takım çalışması oradan gözüktüğü gibi bir iş olmuyor. Çünkü orada herkesin başka bir yoğurt yiyişi var şarkı Tabii. yaparken.
O orta noktaya gelip böyle bir şey çıkartmak aslında çok güzel bir şey. Evet. Demek ki senden de böyle bir arada bir şey yapma becerisi başka sanatçılar ve işte müzisyenlerle çok da yaratıcı bir kişiliğini de gösteriyor bence. Şarkının klibi de bence çok yani hakikaten küçük bir film izler gibi. Evet, öyle oldu. Sen başroldesin ama tabii şarkının da anlattığı bir şey var. Ve o yüzden akışı bana bazen her şarkı kliple bu kadar iyi örtüşmüyor. Yani klip bir şey anlatıyor, şarkı bir şey anlatıyor veyahut da hani ikisi kendi üzerinde ayrı güzel olabiliyor ama senin şarkıdaki anlattığın duygu ile klibin o zaman akışı bana çok böyle hakikaten de anlatmak istediğini bana geçirdi en azından. Çok Çekim alanları sevindim. falan da herhalde etki etmiştir. O yüzden de ben devamını neler yapacağını çok merak ediyorum. Bundan sonra herhalde daha şarkının çıkacağını tahmin ediyorum. Bu bir başlangıç, ikinci adım belki. Yakın zamanda veyahut da önümüzdeki dönemde senden neler göreceğimizi, duyacağımızı belki ipucu olarak bir şeyler söylersen söyleşi belki ona noktalayabiliriz. Hani seni takip edenler bunu kaçırmasınlar istiyorum. Tabii ki de. Evet, daha yani bir sürü şarkı var, hem Türkçe hem İngilizce. Yavaş yavaş bunları çıkarmayı düşünüyoruz ve en sonunda bu bir albüme doğru gideceği gibi gözüküyor. Hani henüz bir tarih veremem ama çok iyi çalışırsam sene sonunda diye düşünüyorum. Bakalım, buraya söylemiş oldum. Umarım bu sözü Tamam, biz tutabilirim. zamanımızı aldık. Senin Biz... bu sene çok çalışacak ve belki bir EP veya da albüm bu sene ondan duyacağız Evet. gibi gözüküyor. En Ve azından böyle artık biraz daha geniş bırakayım. bunu söylediğim için şimdi mecburen bunu yapmam lazım. Tamam, Ama nefis. evet. Bize şarkılarını duymak şansımız. Bize de bu şansı vermiş olacaksın. Bu da güzel bir şey. Evet, öyle. Bakalım. Güzel güzel. Yol, zaten yolda da doğal olarak olmayan şeyler de bir anda arada geliştiği için sürprizler de Tabii olabilir. doğru. Olabilir Bakalım. doğru. Bir de yani bize çok nihayet artık Covid'in daha az olduğu veyahut da umarım olmadığı bir Evet. bahar ve yaz olacağını Umarım. umuyorum. Evet. Senin canlı izleyebileceklerini tahmin ediyorum ve hani bir de öyle bir tarafı var bu işin. Evet, tabii. Canlı performans konusunda da aslında birazcık onu da söyleyip öyle bitireyim en azından. Tabii. Canlı performans yapmanın da bir zevki olduğunu tahmin ediyorum. Yani sen sanki sahneyi de çok seviyorsun gibi hissediyorum. Bununla alakalı böyle aslında burada hep şey konuşuyoruz bazı sanatçılardan. Hani bir anıyı rica ediyorum. İşte Hı. Olak Ses biliyorsun konserde kapıyı açan bir karttır ya hani Evet. o her yere açılan kapı kart. Aklına gelen bir anı var mı mesela? Yani şimdiye kadar aldığın sahnelerde veyahut da şarkı üretirken yaşadığın bir komik, seni şaşırtan bir anı da olabilir. Böyle Hani buraya not düşelim ve sahnedeyken. aklımızda sahnede veyahut da hani senin için bir anı olabilir. Şimdi canlı müzik konusunu, canlı müzik yapma konusunu sorduğum için aklıma oradan Evet. geldi. Öyle de öyle bir anı da olabilir. Senin aklına gelen hangisi tabii? Yani sanırım, yani şöyle diyebilirim. Genel olarak zaten müziğe başladığımdan beri canlı müzik benim için hep en öndeydi. Hep canlı müzik beni en çok heyecanlandıran şeydi galiba, bu müzik yolculuğa çıktığından beri. Ve aslında benimle hep bugüne kadar kalan, ya aslında canlı müziği en çok işte bu benim yapmak istediğim dedirten anılardan biri de, kaç yaşındaydım herhalde, ortaokul sonlarında, o zamanki gittiğim ortaokulda bir müzikal, sene sonu müzikali oluyordu. Orada o zaman ki tabii o zamanki gençlerin ve 8-9 yaşındaki çocukların izlediği film High School Musical diye bir şey vardı, bir oyun vardı. Çocukluğumun oyunu ve hala çok severim. Ve orada bir tane Gabriella diye bir karakter vardı. Bu da bizim okulun işte sene sonu tiyatrosu. Hani herkes audition'a girer, herkes işte ana rol için böyle şey yapıyordu. Ben de orada ilk defa gerçekten böyle kendimi çok verip bu rolü ben kapacağım gibi bir şeyle gidip audition yapmıştım. Ve ilk defa böyle okulumun önünde hani şarkı söylemiştim sanırım. Ve o rolü kapınca, o ana önemli Gabriella rolü de kapınca, böyle bayağı böyle 3-4 gün bir tane şov sergilemiştik. Bunun da zaten 2-3 ay provaları da vardı ve sanırım o Tabii hazırlığı falan lazım onun bir yandan da ve mutlaka. sanırım o sahne tozu diyebiliriz, işte kulisteki yok giyinmeler, koşuşturmalar, bu sahneden şu sahne ve işte şunlar bunlar, şeylerimizi ezberlemek falan, hepsi benim için gerçekten o kadar tatmin ediciydi ki, yani keşke geri dönebilsem o güne. Ya, umarım daha da büyük böyle tiyatro, müzikal sahneleri olur. Ama o müzikal, ne kadar değişim küçük olsa da, o anı sahnede, o alkışı duyunca gerçekten beni tamamen, evet, evim burası ve ben bunu yapmak istiyorum dedirtmişti. Hele bir de genel olarak konserlerde de başka insanlarla beraber müzik yaparken ve sahnedeyken ve seyircinin mutlu olduğunu ve seninle beraber söylediğini ve onlara o an o mutluluk duyguyu katabildiğimi hissettiğimde
bu beni çok tatmin ediyor ve iyice hatırlatıyor neden bunu yaptığımı. Yani başka insanları gerçekten yaptığın bir şeyle, hele bu sanat olunca, bunu başka insanlara, o duyguyu başka insanlara transfer edip onların mutluluğunu görmek bu işi o kadar daha güzelleştiriyor bizim için. O yüzden genel olarak bu soruyu tam cevaplıyor mu bilmiyorum ama genel olarak Bence sanki... gayet iyi cevapladın. Yani küçüklükten niye burada olduğunu ve niye şu an bu konuşma yaptığımızı çok ispat eden çok an varmış. Bir de o müzikal anladığım kadarıyla. O Evet. sahneye çıkmak seni şu an bizi burada senin müziklerini ve yeni şarkılarını konuşmamızın bir sebebi aslında. Kesinlikle. Ve o duyguyu Belki insanlara verebilmek, hani o sen onu yazarken atıyorum üzgündün ya da sen onu yazarken üzgündün ama hani başkalarına anlatma sebebiyle yazdın. Hani Asi yazarken de o an biraz düşüncelerimin içindeydim, duygularımın içindeydim ama sanırım kağıda döktüğümüzde daha çok bir, nasıl diyeyim, ders gibi. Hani Asi olsam da kardeşim, şimdi sözlere söylemeyeyim ama bu tamamen böyle bunu hissettim. Ama size de anlatıyorum. Belki siz de hissetmişsinizdir. Gel beraber yaşayalım bu duyguyu diyebilmek istiyorum. Ve bir başka ortak insanlar da... arıyorsun ve bence buluyorsun. Evet. Şarkında onu Evet, evet yani kesinlikle. bir duygu paylaşma olmasa zaten başka türlü bu iş nasıl büyür? Hakikaten Kesinlikle. orada haklısın. Ve başkalarına bu mutluluğu katmak, bu duyguyu onlarla paylaşmak ve bu aynı şekilde onların mutluluğunu hissetmek çok tatmin edici bir şey. Yani dilerim müzikal hevesin olduğu için müzikal çok severim. O yüzden umarım böyle şey yapıyor olursun. Yani yolun daha çok başındasın ama çok güzel şey yapacağına ben eminim ve merakla takip Kesinlikle. edenlerdenim. İyi ki geldin, konuk oldun Selin. Umarım ileride bir müzikal Evet sergileriz. inşallah. Bakalım, büyük planlar. O zaman bu soruyu işte tekrar açar konuşuruz. Yani Evet. 2022'de Selin'le konuştuğumuzda müzikal konusunu konuşmuştuk. Evet. Bak şimdi müzikalini başrolü oynuyor deriz umarım. İyi ki geldin, konuk oldun. Teşekkür Çok ben ederim kabul teşekkür ettiğin için. ederim. Çok teşekkür Yeni ederim. şarkılarda ve yeni yaptıklarında buluşmak üzere diyelim. Evet, çok teşekkürler tekrardan.